Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İzmir'den Podgorica'ya bir uçuş gerçekleştireceğiz. Bu gerçekleştireceğimiz uçuşun yaklaşması VOR yaklaşma olacak. Lakin şu anki METAR'a göre 3.2.0'dan esiyor rüzgar. 3.2.0'dan esmeye devam ederse 3.6 pistine iniş yapacağız. 1.5.0'a dönme ihtimali var TAF'a göre. Eğer dönerse de circle yapıp 1.8 pistine inişimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi taksimize başlıyoruz. Kalkışımıza müteakip kruz irtifamıza tırmanacağız ve kruz irtifamızda Barış Meydanı ile ilgili gerekli kokpit hazırlıklarımızı yapacağız. Bu hazırlıklarımızı yapmak için görüşmek üzere. Ready. Take off. Manual. Flex 56. SRS runway Autotrust Blue. Flex set. Checked. Stick off down. Airspeed alive. Checked. Stick neutral. V1, rotate. Positive climb. Gear up. Autopilot one engaged. Thrust climb. Climb set. Checked. Pack one on. Pack two on.
Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kruz irtifamız olan 340'a tırmanmış bulunmaktayız. Varış meydanımızla ilgili şimdi hazırlıklarımızı yapacağız sizlerle birlikte. En son baktığımızda Metara göre 320'den esiyordu rüzgar. 20 derecelik bir değişiklik meydana geldi. 300'den esiyor ve hala bu esen rüzgara göre bizim iniş yapmamız gereken pist 360, düzeltiyorum, 36 pisti. 3-6 pistine göre biz zaten hazırlıklarımızı yapacağız. Derken rüzgar dönecek olursa bu circling chartında, circle chartında görüldüğü gibi uygulamamızı yapıp 1-8 pistine circle to land yapacağız. Şimdi War Zulu pist 3-6 chartına göre gerekli girdilerimizi yapacağız. Retra 2 Bravo SIDC ile 3-6 pistine gerekli ayarlamalarımızı yapacağız arkadaşlar. Borzulu 3-6. Bravo. Vaya. Pot Cortisa 1. 1'i seçiyoruz arkadaşlar. Ve insert dedikten sonra uçağımızın gerekli hesaplamaları yapmalarını bekliyoruz. Ardından plan moda alıyoruz. Ve MCU'da da yukarı oka basarak rotayı aşağıya doğru kaydırıyoruz. Skalayı gerekli düzenlemeleri yapıp büyüttükten sonra, evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar SID ile yaklaşmamızı yapıp Podgorica boru üzerinden 7 mil açılarak kategori C statüsünde olan uçağımıza göre 160 trakta 7 mil açıldıktan sonra turnümüzü yapıp 359 course'da Podgorica boruna inbound olacağız arkadaşlar. Eğer 3-6 pistine ineceksek bu doğrultuda yaklaşmamızı yapıp Podgorica NDBC üzerine geldikten sonra 3.20 derecelik alçalma ile light slope yaparak 3-6 pistimize ineceğiz. Lakin rüzgar değişecek olursa, şimdi göstereceğim circle chartında belirtildiği gibi Podgorica NDBC'ni 1.3 mil geçtikten sonra Delta 4.0'ı üzerinden kategori C uçağımıza göre 0.35 trağa döneceğiz. Normalde circle to land yaparken 45 derecelik dönüş yapıyorduk ama bu meydanın circle için prescribed chart'ı, tam tanımlanmış dönüşleri var. Bunları uygulamak zorundayız arkadaşlar. O yüzden 0.35 trağa döneceğiz ve 3.8 mil ilerleyeceğiz arkadaşlar. 3.8 mil ilerlediğimiz zaman biz Podgorica Voru'nun 112 radyalinde olduğumuz esnada 359 trağa yeniden döneceğiz arkadaşlar. Akabinde 359 trağa döndükten sonra Podgorica Voru'nun 0.78 radyaline geldiğimiz andan itibaren circle'ımıza başlayarak, dönüşümüze başlayarak 1.8 pistine inbound olacak şekilde dönüşümüzü gerçekleştirip inişimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayarlamalarımızı yaptık. Bu ayarlamalara istinaden alçalmaya müteakip Star uygulamaya başladığımızda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şu anda uçuş seviyesi 1.60'a yaklaşmak üzereyiz ve alçalışımıza devam etmekteyiz. Retra 2 Bravo Star'ıyla War DMA Zulu yaklaşması yapacağız 3.6'ya.
Yalnız bahsettiğim gibi tafta rüzgarın dönme ihtimali var demiştim. Evet, rüzgar şu anda 230'dan 4 nata dönmüş durumda. Buna istinaden biz aynı yaklaşmaya devam edeceğiz. Şu an gösteriyorum. Evet, bu yaklaşmaya devam edeceğiz. Bu yaklaşmaya müteakip Podgorica NDB'sinden sonra Papa Golf 3-4-5 fix noktasına ulaşacağız ve Papa Golf 3-4-5 fix noktasından kategori C seviyesindeki uçağımızın belirtilen tırağına 0.42'ye döneceğiz arkadaşlar. 3.2 mil uzaklaştıktan sonra bu fix noktasından tekrar 3.59 yönüne dönüp 1.4 mil açılacağız. 1.4 mil tamamladıktan sonra dönüşümüze başlayıp 1.8 pistine inbound olup inişimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Podgorica Voru üzerine gelmek üzereyiz. Şimdi Voru geçmeye müteakip açılmamızı yapacağız. Bordiye mevzulu çarpımda belirtildiği gibi. C kategorisinde olan uçağımız için 160 frakta 7 mil açılacağız ve dönüşümüzü yapacağız. Select speed 2500. Flaps 1. Flaps 1. Select speed 180. Flaps 2. Flaps 2.
Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. 60 gear down. Terrain ahead. Pull up. Managed.
school. Flaps 3. Full flaps. Microsoft'la GSX'in ground servisleri çakışıyor.
Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte bugün İzmir'den Podgorica'ya bir uçuş gerçekleştirdik. 1 saat 19 dakika sürdü bu uçuşumuz. 3-6 pistine Bor Zulu DM'ye yaklaşması yaptık. Lakin rüzgar değiştiği için, rüzgarın değişmesi sebebiyle circle yaparak 1-8 pistine inişimizi gerçekleştirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Cep telefonu gibi şahsi eşyalarınız için koltuk ceplerinizi kontrol ediniz ve el bagajlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olunuz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, please check your seat pockets for personal belongings, such as mobile phone, and make sure that you take your hand luggage with you. Thank you. We'll be right back.